Boyutları hep aynı. Evet. Şöyle şu iki ucu katladık. Katladım canım, evet. Devam et sen, i̇ki ben geliyorum. İki ucu bağlıyorum. Ha, iki ucu katlayıp şöyle mi bağlıyorsun? Evet. İki ucu katladık, şu şekilde bağlıyoruz. Yani bunu ister batik yapın, yapmayın. Nasıl isterseniz evdeki bir kumaşı değerlendirin. Evet, yaptık. Şu püskül tarafından açalım. Püskül tarafını mı açıyoruz? Hı-hı. Bir dakika. Ne diyorsun? Biraz küçük olabilir, daha büyük paşminalarda. Bana bir tık büyük paşmina olsa bana üç tane lazım. Yani bak, daha uzun olunca. Bak böyle. Bana, yani giyerim de şimdi çok kablolarım falan var. Bakayım Naz. Şöyle. Şimdi bu, yelek veya bir şey böyle. Bazılarınız biliyorsunuzdur da bunu. Bu şekilde bir böyle bir mayo var üstü, bluz evet. üstü, koyu şortu renkleri var bunu. Kotu. Hani şortu üstünde var, kotu bu. Var. Neyiniz varsa artık ben orasını bilemem. Dön arkanı. Bakın, çok güzel. Bağlamayı bir kere daha isterseniz. Mesela şöyle göstereyim. İkiye katlayıp arkadan bir düğüm yaptınız. Yaşı var. Bak. Hazır pratik oldu. Şimdi bu bir fikir. Bu bir fikir. Bir tık daha büyükse ya da evde bir kumaşınız varsa gayet kolay bir şekilde bunu yaptınız. Bir. Gitti bir. Ver bana onu. Kaldırayım şimdi buraya. Bir kere daha isterseniz bağlamasını gösteririz. Elimizde var. Evet, ikinci fikir. Bir izleyicimiz bir vakitler bize, şu an isim söyleyemiyorsam beni affedin. Kimse söylesin bize. Birkaç türlü giyilen bir şey yaptı. Bolero gibi. Bolero gibi. Şöyle. Bakın. Şu türlü giyiliyor. Şunlara yardım et bana ne olur. Hani böyle giyebiliyorsunuz. Bakın, böyle elinizdeki parça kumaşlardan da bunu yapabilirsiniz. Döndür bizim hani yapmak istediğimiz şeyi. Şimdi biz iki paşminadan, nerede o? Böyle. Yaşar, şurayı bir çekmen lazım. Bakın, şurasında bir boncuk işlemesi var. Hatta biraz böyle ben sana doğru geleyim, sen bana doğru gel Yaşar. Bakın, şunlar bir boncuk şurada. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Bu bir ara yapılıyordu. Ama biz bunu bugün için kendimizce paşminayla yorumladık. Çok şık bir şey. Üste hemen şöyle bir at, bir ceketin üstünden at. Ne bileyim, bir tişörtün üstünden, mayonun üstünden. Artık o nasılsa size kalmış bir şey. Ama bunu yapabiliriz. Şimdi nasıl yaptık biz bunu iki şeyle? İki paşminayı nasıl İki birleştirdik? İki tanesini tam ucuca getirdik ben, Derya Hanım. Ben göstereyim size. Bir dakika, ben şunu önce giyeyim, ondan sonra anlatalım. Tamam. Şimdi biz ne yaptık? İki tane var. Şöyle. Paşmina. Tam ters. Şöyle. Ha, doğru mu? Arka. Doğru, doğru efendim. Şimdi biz de böyle yaptık. Bakın, bu iki paşminadan. Arkasında da boncuğumuz var mı? Var. Var. Şimdi şey geldi oraya. İki renkli birbirinin üstüne oldu. Ama şuradan göstereceğim Yaşar'a. Bakın, kaç başladın da yaptın? Birden mi başladın? Birden başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 kere, işte 9, 2 kere falan yaptım. Şimdi bu siyahtan olur. Hani biz siyah burada çok zor anlaşılıyor diye. Beyazdan olur. Hiçbir şey yapmadık. İki tane paşminaya ne yaptık? İki tane paşminayı şöyle iki uç kısmına getirdik. Evet. İkisi üst üste yani. Tamam. Tam orta kısmını bulduk. Tamam. Şöyle orta kısmını bulduk. Tamam. Ortadan siz yaka açıklığına kadar istiyorsanız. Evet. Yani biz ilk önce diktik, hatırlarsanız biraz küçük oldu. Biraz daha açtık onu. Şöyle yaptım ben, herhalde bir 40 santim falan vardır. Tamam. 40 santimden iki taraftan 15'er santim diktim. Tamam. Bu kadar. Uçları diktin. Evet. Nerede o dikiş, gösterelim. Yanları diktim. Şurayı. Oraları. Şurayı diktik. Evet. Şurayı diktik. Yan çevir Naz bunu. Bakın, evet. Yan da çok afilli oluyor. Evet. Yanda da boncuklar kollara geliyor. Kollara geliyor. Şöyle yapayım. Şöyle evet. duruyor. Bakın, afilli. Şurada boncuk. Şunun altına bir şey koyalım mı? Renk koyalım mı gözüksün? Beyaz boncukları. Bir şeyi koyalım. Şunu koyurdunuz. Tamam. Bakın, şimdi bu da birazdan bir şey olacak. Bakın, şurada şunu koy, yerleştir şuraya. Şöyle. Bakın, şimdi burada da nefis bir detayı var. Evet. Şu minnak, bu kum boncuğunun bir büyüğü boncuk. Onu şimdi Naz bize işlemesini
gösterecek. Bir gösterelim bir iki sırasını. Tamam. Nasıl yapıyorsun Naz? Bu iki tane paşminadan oluyor. Ben şimdi size şöyle de tutacağım bunu. Bir dakika. Bakın iki omuzdan birleştiriyorsunuz 15 santim. Şu kadar yerde dikiş var. Evet. İster elde ister makinede. Şuradan 12-15 şuraya. Kendileri omuzlarına göre de ayarlayabilirler. Paşminalar eşit birbirine. İki tane paşmina eşit. Aynı şekilde. Üst üste iki paşminayı koyuyorsunuz. Omuzdan istediğiniz kadar boşluk, kafa girecek kadar bir şey bırakıyorsunuz. Bu mayo üstü olur, ceket üstüne olur, batiklersiniz olur, boncuklamazsınız olur. Ama boncuğu biz buraya çok yakıştırdık. Yani böyle küçücük bir detay çok ama muazzam. Evet. Bu mavi de çok yakıştı buna yani. Evet, siz seçtiniz. Hemen Naz bize göstersin. Onun üzerinde göstereceğim. Onun üzerinde göster. Çok mu yaklaştık arkadaşlar? Ben uzakta durayım. Bir dakika. Şimdi. Evet. Şöyle yeşile getireyim ki. Naz, birden kaça kadar yaptın? Kaç? 9. 9'a kadar yaptım. 10 da olur. 10 da olur. Şimdi Yaşar şöyle geliyor oraya. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika, bir dakika. Acele etme. Acele etme. Tamam. Yaşar gelsin. Say şimdi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i 2 tane, 3 tane yaptım. Sonra da 9 yaptım. Ha 8'i 3 tane mi yaptın? Evet. Araya iplik yani geçirip boncukları diziyorsunuz. Şöyle o da ama, çok basit. Evet, birazcık şey tekniği var mı bilmiyorum. Teknik mi denir buna? Şöyle oluyor şimdi. Hı. Şuraya geçirdim. Tamam. Geçiriyorum boncuklarımı. 3, 4, 5, 6, 8, yani biz atölyede 9. Mesela bunları kararlaştırıyoruz. O atölye olması öyle. Kararlaştırıyoruz, buraya boncuğu seçiyorum. Onu yapıyoruz, bir güzel olmuyor, söküyoruz, tekrar yapıyoruz, giyiyoruz, dar oluyor, bol oluyor. Hı hı. Yani siz de evinizde yaparken benimki olmadı diye şey yapmayın. Gerçekten olmayabiliyor bazen. Evet. Ama evet, biraz da gayret gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi bakayım. Geldim. Ha, geldi. Evet, şu karşı tarafa şöyle geçiriyorum. Tamam. Sonra bu tarafa...